İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, silahla basit yaralama, hakaret, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada şikayetçi Hüseyin Meriç'le tarafların avukatları da hazır bulundu. Halil Sezai savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Öncelikle böyle bir olay yaşandığı için gerçekten üzgünüm. Bir sanatçı olarak böyle bir şey yapmak gerçekten benim için çok üzücü. Müştekiyle aramızda olay gününden öncesine dayanan bir anlaşmazlık söz konusudur. Müştekinin ikamet ettiği ikiz villanın öteki eşinde, ofis olarak kullanan Murat Aytaç Ağarlar'ın ortak bahçesi olan bahçede çekim yapmak istedik. Ancak bu çekimlerimiz müştekinin müdahaleleri neticesinde gerçekleşmedi," dedi. Çekim yaptıkları sırada müştekiden gelen yüksek sesler nedeniyle çekimlerini yapamadıklarını anlatan Halil Sezai şöyle devam etti. Kendisi kullanmış olduğu büyük hoparlörler aracılığıyla yüksek sesle yayın yaparak, bazen anlamadığımız Arapça şeyler dinleterek çekim yapmamızı engelledi. Aynı zamanda yüksek sesle ezan sesi açıyordu. Bunun üzerine ben birkaç defa kendisiyle konuşarak arayı bulmak istedim. Kendisiyle 5-6 defa konuşmayı denedim. Ancak hepsi olumsuz sonuçlandı. Olay günü ben son kez müştekiyle konuşmak ve problemleri çözmek istedim. Bu amaçla son derece iyi niyetli bir şekilde çiçek alarak müştekinin ikametine gittim. İkamete gittiğimde müşteki bana hakaret etti, küfürler etti ve bana tokat attı. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Ben odun parçasını elime vurmak amacıyla almadım ve vurmadım. Kendisini hiçbir şekilde tehdit etmedim. Hakaret ettiğim doğrudur. Yaşanılan olaylar nedeniyle pişmanım," diye konuştu. Olay günü neden çiçek alarak gittiği sorulan sanık Halil Sezai, "Bir hediye almak istedim. Ortamı yumuşatmak istedim. Biraz pozitiflik yaratmak istedim. Hüseyin Meriç konuşması zor bir insan. Ortamı yumuşatmak ve kendimi de rahatlatmak için çiçek alarak gittim. Bir hoşluk yapmak ve hediye vermek istedim," dedi. Odun parçasını neden eline aldığı sorulan Halil Sezai, "Tamamen mizah amaçlıydı. Odunluk yapmadan çiçeği kabul et demekti. Kafamda böyle bir kurgu yaptım. Bu nedenle elime aldım," ifadesini kullandı. Sanık Halil Sezai, "Olay günü benim sinekliği kırmak gibi bir amacım yoktu. Alkolün etkisiyle sendeleyerek sinekliğe doğru düştüm ve zarar verdim. Ayrıca eve girmek gibi bir amacım da yoktu. O anı tam olarak hatırlayamıyorum. Sineklikten doğan zararı da giderdik. Dosyada bulunan tutuklanma nedenlerini kabul etmiyorum. Öncelikle tahliyemi ve beraatimi talep ederim," dedi. Müşteki Hüseyin Meriç ise şikayetinin devam ettiğini belirterek şunları anlattı. "Olay günü ben ikametimin ana kapısını oğlum sabahları benim yanıma uğruyor diye açık bırakıyordum. Sadece sineklik kapalı halde duruyordu. Bir gürültü geldiğini duydum, oğlum zannettim. Kapının oraya geldiğimde sanığı elinde odunla gördüm. Sinekliği açıp evin içine girdi. Girer girmez odunla benim yüzüme vurdu. Kaş bölgemin üzerine isabet etti. O esnada beni tehdit etti. Ben elinden odunu alarak dışarıya doğru kaçtım. Burada beni gelip boynumdan kavradı. Hakaret ve tehdit etmeye devam etti. Ben fırsatını bulduğumda bahçeden sokağa çıktım. Orada kimsenin olmaması ve beni öldürebileceğinden endişe ettim. Sanık burada da eylemlerini sürdürdü. Benim kendisine hakaret ettiğim ve tokat attığım doğru değildir. O içeriye girdiğinde ben hiçbir şey yapmadım. Doğrudan odunla bana saldırdı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." Son sözleri sorulan sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ise, "Kasten yaralama eylemini gerçekleştirdiğim doğrudur. Ancak bunu silahla gerçekleştirmedim. Sadece ellerimi ve ayaklarımı kullandım. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım." Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Halil Sezai'nin toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tahliyesini de kararlaştırdı. Magazin Noteri'ni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.